İletişim Ansiklopedisi George Ritzer'in McDonald'laşma tezi George Ritzer, McDonald'laşma tezini ortaya atarken Max Weber'in rasyonelleşme kavramından ilham alır. Ancak Weber'den farklı bir açıklama modelini sunar. Bu bağlamda Weber, bürokrasiye odaklanırken Ritzer daha çok fast food restoranlarını model olarak ele almaktadır. Ritzer için McDonald'laşma tezi, Modern toplumun rasyonel bilimsel karakterini yansıtmaktadır. George Ritzer, McDonaldlaşmanın sadece restoranları değil, aynı zamanda eğitim, iş, sağlık, turizm, boş zaman, diyet, politika, aile ve neredeyse toplumun her alanını kuşattığına dikkat çekmektedir. Ritzer'e göre Weber'in biçimsel rasyonelliği modern toplumun baskın örgütlenme tarzını yansıtmaktadır. Ancak Weber'in döneminden sonra rasyonelleşme çok daha ileri düzeylere taşınmış ve gündelik ilişkileri kuşatacak şekilde kapsamı genişlemiştir. Bu açıdan Ritzer, örgütsel düzeydeki rasyonelleşmenin yanı sıra gündelik ilişki ve etkileşim biçimleri üzerindeki rasyonelleşmenin günümüzdeki kapsamını oluşturduğuna dikkat çekmektedir. McDonald's'ı pek çok kişinin sıradan bir restoran olarak değerlendirmesi muhtemeldir. Gün içerisinde öğle ya da akşam yemeği için uğradığımız, siparişlerimizi hızlı bir biçimde verdiğimiz ve aynı şekilde hızlıca yemeğimizi tükettiğimiz ve dahası restoran içinde çok fazla vakit geçirmediğimiz sıradan bir restoran olarak anlaşılır. Genel itibariyle tek kullanımlık olan hamburger paketleriyle, içinde patates cipsleri bulunan kağıt kaseler ya da tek kullanımlık içecek bardakları, tek kullanımlık soslar ya da pipetler söz konusudur. Diğer taraftan, Ritzer'e göre durum bundan ibaret değildir. Ritzer, özellikle McDonald's restoranlarının basit anlamda bir yeme içme yeri olmanın ötesinde, toplumsal yaşamın tüm alanlarının akılcılaşma sürecinin tipik bir modeli olduğunu ileri sürer. <laughs> günümüzde hakim olan rasyonelleşme biçimi olarak toplumun hemen her alanında varlığını gösteren McDonaldlaşmanın temel boyutlarını saptamıştır. Bunlar verimlilik, hesaplanabilirlik, öngörülebilirlik, denetim ve rasyonelliğin irrasyonelliği biçiminde karşımıza çıkmaktadır. Verimlilik belirli bir amaç için en uygun araçları seçmek anlamına gelir. Verimlilik tüketiciler için ihtiyacını hissettikleri şeyleri asgari bir çabayla daha çabuk elde edebilmede avantajlar sunar. Yine bu metotla işçiler görevlerini daha hızlı biçimde yapabilir. Dahası yöneticiler de bundan faydalanmaktadırlar. Örneğin mutfak eşyası olan mikrodalga fırınlar bir bakıma fast food restoranlarının çekiciliğine katkı sunmaktadır. McDonald'laşmanın verimlilik ilkesi müşteriye dahi iş yaptırabilecek bir biçime bürünmüştür. Now, McDonald's is making something special for you every month. A burger above and beyond what's already on our menu. And it'll be big on taste. It's called McDonald's Burger of the Month. Ritzer'e göre McDonald'laşma hesap edilebilen, sayılabilen, niceleştirilebilen bir yapıya sahiptir. McDonald'laşmada niceliğe yapılan vurgu hem işlemlerle yani üretimle hem de ürünlerle yani mallarla ilgilidir bir kez nicelleştirilince ürün ve işlemler daha öngörülebilir hale gelmektedir. Çünkü her yerde aynı miktarda malzeme söz konusudur. Ritzer, bir fast food restoranında az miktarda para karşılığında çok miktarda yiyecek almanın bir gerçeklik olmayıp, bunun bir yanılsamadan ibaret olduğunu vurgular. Söz gelimi, büyük ve ucuz bir hamburger ekmeği, hamburgeri aslında daha büyük göstermektedir. Öyle ki yanılsamayı artırmak için ekmeğin içine konulanlar yemekten dışarı taşıacak biçimde ayarlanmaktadır. Day, okay. ba -ba -ba -ba, Ritzer, rasyonelleşmenin beraberinde getirdiği McDonaldlaşmanın, gelecek öngörüsü sağladığını ileri sürer. Ritser'e göre rasyonelleşme, herhangi bir mekan veya zamandan diğerine geçişte öngörüyü sağlamak için artan bir çabayı barındırmaktadır. Bu yüzden rasyonelleşmiş bir toplumda disiplin, düzen, sistematiklik, biçimsellik, rutinleşme, tutarlılık ve metodik olma türünden özellikler hakimdir. Böyle bir toplumda insanlar pek çok ortamda ve zaman süreci içinde ne ile karşılaşabileceği hakkında önceden bilgiye sahip olurlar. Modern toplumun ilk döneminden itibaren insanları denetleyen çeşitli teknolojiler geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Son dönemde geliştirilen teknolojiler ise rasyonelleşmiş ortamlarda çalışan insanların yerini almaya başlamış ve insansız teknolojik denetime doğru hızlı bir değişim ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla robotları ve bilgisayarları denetlemek, insanları denetlemekten çok daha kolaylaşmıştır. Bu bağlamda McDonald'laşma, hem çalışanlar hem de müşteriler açısından insansız teknolojilerle denetime tabi tutulma işlevini görmektedir. İnsansız teknolojiler vasıtasıyla denetim, toplumsal yaşamın farklı alanlarını kapsayacak şekilde gelişimini sürdürmektedir. Ritzer, yeme içmenin denetim altına alınmasını toplumun her alanında görülen rasyonelleşmenin zirve noktası olarak inceler. Akılcı sistemler kaçınılmaz biçimde akılcılığı sınırlayan ve sonunda akılcılığı tehlikeye sokmuş ve akılcılığı yok edici bir takım akıl dışılıklar geliştirmiştir. Genel düzeyde akılcılığın akıl dışılığı, McDonald'laşmanın pek çok negatif yönünü ve etkisini açıklayıcı bir vurgudur akılcı sistemler neredeyse insanlıktan çıkarıcı bir düzeye gelmiştir. İlerlemeye devam eden akılcılaştırma, sağlığı ve belki de insanların yaşamını çeşitli yollarla tehdit eder. Bol miktarda yağ, kolesterol, tuz ve şeker. Çocuklara hitap eden fast food restoranları yalnızca ömür boyu fast food'a bağlı insanlar değil. Aynı zamanda tuz, şeker ve yağ oranı yüksek gıdalara alışmış insanlar da yaratmaktadır. Ritzer, McDonaldlaşma tezi çerçevesinde Yahudi soykırımını ifade eden holokostlu çözümler ve McDonaldlaşma sürecinin ilkeleriyle holokost sürecinde ortaya çıkan yok etme teknikleri arasındaki benzerliğe dikkat çeker. Burada modern batının rasyonelleşme sürecinin yaygınlaşması beraberinde insanlıktan çıkarıcı bir sonuca yol açmaktadır. Bu anlamda McDonald's restoranında çalışan bir işçinin rasyonelliği ile, Holokost'un gerçekleştiği toplama kampındaki bir görevlinin rasyonelliği arasında kuramsal düzeyde temel bir benzerlik bulunmaktadır. Her iki durumda da insansız teknolojilerin hakim olduğu ve rasyonelleşmenin insanlıktan çıkma biçiminde kendisini gösterdiği söylenebilir. Öz olarak ifade edersek, McDonaldlaşma ve Holokost aynı rasyonelleşme ilkelerine dayanmaktadır. Ritzler'e göre ilkin naziler, mektanıtlaşmanın verimlilik ilkesi gereğince kamptaki Yahudi esirlere kendi işlerini yaptırıyorlardı. İkincisi, Yahudilerden en kısa sürede kaç kişinin öldürülebileceğine ilişkin hesaplanabilirlik ilkesi devreye sokuluyordu. Üçüncüsü, soykırımın öngörülebilirliği amaçlanmaktaydı. Söz gelimi, trenler tıpkı montaj bandı gibi çalışmakta, ve Yahudiler böylece sıraya dizili biçimde toplama kamplarına götürülüyordu. Dördüncüsü, kurbanlar dev teknolojilerle denetime tabi tutulmakta ve böylece en sonunda Yahudi soykırımı akılcılığın akıl dışılığı olarak cisimleşmekteydi. Ritzer'in McDonald'laşma tezi, rasyonelleşmenin sadece yiyecek tüketimiyle sınırlı olmadığını, toplumsal hayatın her alanını kuşatan bir süreç olduğuna dikkat çekmektedir. Bu anlamda McDonaldlaşma, Weber'in demir kafesle ifade ettiği rasyonelleşme sürecinin, günümüzde fast food'la ifade edilen bir rasyonelleşmeye evrildiğini vurgulamaktadır. Bu biçimiyle rasyonelleşmenin temel boyutlarını verimlilik, öngörülebilirlik, hesaplanabilirlik ve akılcılığın akıl dışılığı oluşturmaktadır. Ritzer, McDonaldlaşmanın olduğu kadar holokostun da rasyonelleşmenin bir sonucu olduğunu ve rasyonelleşmenin bu boyutlarını taşıdığını ileri sürer. Günümüzde rasyonelleşme toplumsal yaşamın giderek daha fazla insansız teknolojilerle denetlenmesine yol açmaktadır.